Merhabalar arkadaşlar, bugün 10. konuyu bitireceğiz, zamanımız kalırsa belki biraz egzersizlere de bakarız ama muhtemelen kalmayacak. Çünkü şöyle bir şey yapmak niyetindeyim, bu 10.6 optimal zamanlama, optimal timing konusunu başından itibaren tekrar bir tekrarlamak niyetindeyim, çünkü tam iyi anlaşılmadığını tahmin ediyorum geçen derste, onun için bir kere daha kısaca o e, şarap depolama probleminin üzerinden geçip, ondan sonra ağaç kesme problemi ikinci örnek olan ağaç kesme probleminin üzerinde duracağım. Sonra da diğer uygulamalar bu logaritmik türenin diğer uygulamalarıyla konuyu bitireceğiz. E, bu şeyi iyi anlamakta yarar var. Bu çünkü proje analizinin temeli olan bir e, yapı bu veya uygulamalar. Dolayısıyla da e, burada konuştuğumuz şeyleri iyi anlamakta. E, büyük yarar var İleride her türlü projede karşınıza çıkacak bir e, şey bu karşınıza çıkacak bir konu ve bir yöntem aynı zamanda da e, daha ileride e, fakülte bize verilen proje analizi proje değerlendirme e, benzeri dersleri de almanızı tavsiye ederim oralarda bunun daha derininde öğrenebilirsiniz Evet şimdi eee 10.6 optimal zamanlama, optimal timing demiştik ve bir e, örnek olarak bir şarap depolama problemi, a problem of wine storage diye kitaptaki örnek bu. Bunu tablo, halı, arsa, e, ikinci el araba, ne isterseniz yani zaman içinde değeri değer kazanan ve bir yandan da e, başka bir alternatif e, şeyiniz, e, o paranızı veya kaynağınızı başka bir alternatif Getirisi olan bir e, araç varsa, onunla ikisinin karşılaştırmak. Yani en basiti bir mesela hazine bonusu veya banka faiziyle e, bu projenin e, getirisini karşılaştırıp, ona göre hangisine ne kadar içinde duralım ve bu projeden ne zaman çıkalım, optimal zamanlama, optimal çıkma zamanı nedir bu projeden? E, bunu işte şey yapıyoruz, bunu öğreniyoruz bu konuda. Peki şimdi elimizde bir varlık var o varlık işte e, bugün şu anda satsak veya alsak K liradan alıp satabiliyoruz. Ve zaman içindeki T zamandaki değeri de bunun buna future value İngilizce'de Türkçe'de gelecekteki değer diyoruz. O VT işte K çarpı E üzeri kök T şeklinde değerleniyormuş. Yani ne demek bu? Şu demek T eşit sıfır olursa şu anda kök sıfır kare kök sıfır sıfır e üzeri 0 1 1 kere k k demek ki şu andaki değeri k lira bunun bir şeyse liraysa başka şey de olabilir. Yani illaki parasal bir şey olacak diye diye değil bu yani herhangi bir değer artan veya azalan değer tartışmasında daima bunu kullanabiliriz. Ama burada kolay olsun diye ve daha en çok kullanılan şekli olduğu için parasal büyüklükler üzerinden konuşuyoruz. Bu enerji de olabilirdi başka bir şey de olabilirdi. Ha, şimdi. Ee, demek ki VT eşittir K çarpı E üzeri kökte. Güzel. T eşit 0 olursa V0 K lira. Bugün elimizde varsa bunu K liraya satabiliyoruz. Yok elimizde yok da bu projeye girmek için K liraya bunu alabiliyoruz. Bu varlığı alabiliyoruz. bu Tamam. E, depo malama maliyetini elde tutma maliyetini sıfır varsayıyoruz. Bu bir kolaylık bir şey e, basitleştirme tabii. E, modelleme de bildiği biliyorsunuz. Basitleştiriyoruz her şeyi. E, çok önemli olmayan elemanları tıraşlıyoruz atıyoruz. Bu da o. Aslında her bir şeyi elimizde tutmanın bir maliyeti vardır. Ya e, bir depo tutarsınız onun kirası vardır. Ya bir bekçi tutarsınız onun maaşı vardır veya işte kasadır şeydir e, neyse o elinizde tuttuğunuz şey e, ya da bozulur bir fire verir o maliyet vardır. Dolayısıyla e, ee, herhangi bir şeyi elde tutmanın da maliyeti vardır aslında maliyetsiz değildir. Ama biz burada kolaylık olsun diye e, şimdilik maliyetsiz maliyeti sıfır sayıyoruz elde tutma maliyetini. Ama buna rağmen de bir maliyetimiz var o şeyi elde tutmakla veya o projede kalmakla o projeye bugün girsek mesela işte ne bileyim ben 3 yıl 5 yıl 10 yıl neyse kalacaksak o projede onu devam edeceksek ona bugün o paramızı o projeye veya o varlığa yatırmak yerine başka bir araçta değerlendirebilirdik altın alabilirdik faize yatırabilirdik filan bir bankaya yatırabilirdik veya hazine bonosu alabilirdik değil mi e, dolayısıyla o alternatif getiriden o şeyin o diğer e, kullanımın getirisinden diğer e, değerin getirisinden vazgeçmiş oluyoruz onu feda etmiş oluyoruz bu işte bir gizil maliyet fırsat maliyeti opportunity cost İngilizcesi fırsat maliyeti veya e, gizil maliyet, implicit cost, İngilizcesi de böyle. Yani aslında her şeyin bir maliyeti var. E, belli bir projede olmanın veya belli bir e, yerde olup başka bir yerde olmamalı. Belli bir araçta olup başka bir araçta olmamanın da işte o alternatif maliyeti var. Bunu da iktisat derslerinizden de biliyorsunuz aslında. Yani hiçbir şey maliyetsiz değil aslında. Peki güzel. E, o zaman nasıl yapacağız? Yani kaç dönem kalalım? Bu şeyde, projede, bu varlıkta. Kaç dönem sonra bundan çıkalım, satalım ve diğer araca geçelim ki mesela işte o altına yatırıyorsak paramızı altına, faize yatırıyorsak faize neyse ondan sonra e, ona geçelim ki e, en yüksek getiriye elde etmiş olalım. Yani bir tırnak içinde kar diyorum ama bizim anladığımız anlamda kar değil bu. E, en yüksek e, getiriyi elde etmek. Kar derken biz genellikle şöyle bir basit tanımlıyoruz karı. Getiri eksi götürü ya da işte gelir eksi maliyet diye tanımlıyoruz. Buradaki doğrusal değil, üstel bir fonksiyon, üstel bir getiri ve maliyet var. Dolayısıyla ee, basit bir kar fonksiyonu değil ama sonuçta bu da bir kar fonksiyonu. Ha, peki anlamı öyle yani. E, ne yapacağız? Şimdi gele, gele, geleceğe doğru bu şeyin getirileri var bu projenin getirileri var. O varlıkta durduğumuz müddetçe mesela o varlık değer kazanıyor. E o yarınki değeriyle öbür günkü değeri daha sonraki değeri işte 3-5 yıl sonraki değerini karşılaştırabilmek için bunları aynı zamana çekmem lazım. Çünkü bir periyot bir dönem sonraki getiriyle iki dönem sonraki getiri aynı şey değil. Bunları hepsini aynı karşılaştırabilir hale getirmek için aynı döneme şu ana çekiyorum, bugüne çekiyorum. Şimdiki değerini alıyorum. Present value deniliyor buna. Şimdiki değer Türkçesi. Excel'de falan da var bu fonksiyon. Şimdiki değer fonksiyonu diye Türkçe şeyde de ya da bugünkü değer diye İngilizcesi de present value. PV diye genellikle gösterilir. Peki şimdi neyle yapacağım bunu? Bu işte iskonto yani gelecekteki daha yüksek değeri bugüne çekmek için iskonto edeceğim neyle iskonto edeceğim? O vazgeçtiğim getiriyle iskonto edeceğim. Çünkü benim maliyetim, benim vazgeçtiğim şeyim işte fırsat maliyetim o. Yani mesela piyasa faizi, piyasanın reel faizi, R, re, onun oranı. İşte onunla iskonto edeceğim, bugüne çekeceğim o ilerideki getirileri. Böylece de o gizil maliyeti e, şeyin içine sokmuş olacağım, hesabımla katmış olacağım yani. Peki e nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız pvt fonksiyonunu kitapta at diyor buna aset veya işte şeyden a muhtemelen onu düşünerek şey yapmış yani bir varlık sözcüğünün ingilizce de asettir onun baş harfinden ben pvt'yi daha beğeniyorum çünkü present value yani şimdiki değer fonksiyonu bu yaptığımız şey aslında bunun e, finansta matematikte ve iktisatta bir adı var dolayısıyla da e, onu tercih ediyorum ben ondan sonra ama isteyen at de diyebilir tabii kitapta da öyle demiş. Ondan sonra işte bunu maksimize edeceğiz. Bunu en üst düzeye çıkarmaya. Yani projemizin şimdiki değerini en üst düzeye çıkarmak için ne zaman, hangi zamanda, hangi periyotta satalım veya çıkalım bu projeden. İşte problem bu. T'yi kullanarak zaman bizim burada seçim değişkenimiz. Yani politika değişkenimiz. Bunu kullanarak bu projenin gelecekteki akımlarının, gelecekteki değerlerinin şimdiki değerini maksimize edeceğim. Yani VT'yi şimdiki değeri E üzeri RT'ye böleceğim. Ha burada da kesikli faiz mi sürekli faiz mi kesikli getirimi sürekli getirimi seçimi var. Onu da modele veya bize verilene göre seçmemiz lazım. Bu problemde sürekli getiriyle ve sürekli faizle çalışmış. Dolayısıyla bugünü geleceğe götürmek için o faiz oranı veya getiri ile E üzeri RT ile çarpacaksam Gelecekteki bir şeyi bugüne çekmek, iskonto etmek için de e, e üzeri rt'ye bölmem gerekir. Dolayısıyla da ne yapmam lazım? Elimdeki o şeyin gelecekteki değerini vt'yi, varlığı, e üzeri rt'ye bölmem lazım. Bunu istersen vt çarpı e üzeri eksi rt diye de yazalım. Yani vt bölü e üzeri rt, aynı zamanda bu neye eşittir? vt çarpı e üzeri eksi rt'dir. E, o varlığın kendi getirisi neydi? K çarpı E üzeri kökte T'inci zamandaki alacağı değer. Bunu da işte iskont edince çarpı E üzeri eksi RT yapıyorum. Dolayısıyla şimdiki değer PV haline gelmiş oluyor bu. Peki sonra bakıyorum bu E'ler aynı tabanlar aynı olduğuna göre üsler toplanır. Bunu daha basitleştiriyorum. K çarpı E üzeri kökte eksi RT ediyorum buraya. Güzel. Peki bu işte benim şimdiki değer fonksiyonum yani bir nevi üstel kar fonksiyonu. Çünkü bunun içinde getiri de var götürü de eksi RT olarak burada var ama bu bir basit bir kar fonksiyonu değil üstel bir fonksiyon bu. Üstel fonksiyonun tüm özelliklerini taşıyor. Ha peki e ne yapacağız maksimizasyon koşulları maksimize ediyoruz şey yapıyoruz en çokluyoruz en üst düzeye getirmeye çalışacağız şimdiki değerimizi. Yani bu elimdeki varlığı ne zaman satayım ki o Sattığım zamanki aldığım paranın şimdiki değeri en üst düzeye çıksın. İşte problem bu. Ona göre de normal bir maksimizasyon yapıyoruz. Nedir? Birinci derece koşul, ikinci derece koşul, birinci derece gerekli koşullar ve ikinci derece yeterli koşullar. Bildiğimiz dokuzuncu konuda öğrendiğimiz şeyler işte maksimizasyonsa maksimizasyon başka yerde minimizasyon da yapabiliriz. En azlama da yapabiliriz. Bu bir kötü bir şeyse ama burada istediğimiz bir getiri olduğu için maksimizasyon en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz sonuçta. Ee, maksimizasyon koşulları, maximization conditions İngilizcesi. İşte pvt yani at k çarpı e üzeri kökte eksi rt bir üstel fonksiyondur. k pozitiftir. Yani o şeyin bugünkü değeri, o projenin bugünkü değeri veya o varlığın bugünkü değeri pozitif. Ee, üstel fonksiyon da zaten pozitiftir. Negatif olmaz biliyorsunuz üstel fonksiyon. E üzeri herhangi bir şey ee, başına negatif bir şeyle çarpmadığımız müddetçe ee, sıfıra çok yaklaşabilir asimptotik olarak yani limit olarak çok yaklaşabilir ama sıfırın altına geçemez. Üstel bir fonksiyonun şey kümesi, görüntü kümesi daima pozitiftir ve kesin pozitiftir yani sıfır da olamaz, sıfırın üstünde, azıcık üstünde ve oradan artı sonsuza kadar her değeri alabilir üstel bir fonksiyon. Dolayısıyla da işte bu PVT yani AT daima pozitif olacaktır, sıfır dahi olamaz. Peki birinci derece koşun ne? İşte benim hedef fonksiyonum PVT fonksiyonu olduğuna göre bunun birinci derece türevi yani dpvt bölü dt yani da bölü dt kitabın deyimiyle sıfır olmalı. Bunu direkt de buradan alabilirim. Yani logaritmik türev almadan da alabilirim. Acelem varsa hiç logaritmik türev almam buradan. K çarpı e üzeri kökte'nin türevi nedir dersem K çarpı e üzeri kökte çarpı üstte ne varsa yani kökte eksi rt'nin türeviyle çarpımdır. Zincir kuralını kullanarak direkt alabilirim. Ama e, logaritmik türevi almanın başka bir takım avantajları var. Bize bir takım şey oranları mesela bunun getiri oranını oransal getirisini filan da arada gösteriyor. Onun için de e, burada logaritmik türevle yapmış. Siz sınav şeyi işte testte filan çabuk yaparken illa logaritmik türev almanız gerekmez. Logaritmik türevsiz de yapılabilir. Ama bazı durumlarda da logaritmayı alıp sonra türev almak işi çok daha kolaylaştırabilir de. Çünkü çok böyle üslü, çarpımlı marpımlı ifadeler de biliyorsunuz logaritma doğrusallaştırıyor. Daha görünür hale ve daha rahat çalışılır hale de getiriyor. Burada belki olmayabilir ama başka durumlarda logaritmasını alıp türevini almak daha da kısaltabilir değişi. Burada kısaltmıyor fakat bir takım şeyleri daha iyi görmemizi sağlıyor. Peki sonra evet. E, ee, LM PVT bunun ilk önce logaritmasını aldı. Şimdi logaritmik türevle gideceğiz işte öyle tercih ettik. O zaman ln pvt ln at yani ne oluyor? ln k çarpı e üzeri kökte eksi rt oluyor. E, çarpımın logaritması logaritmaların toplamıdır. Dolayısıyla bu da ne oluyor? İşte ln, k artı ln e üzeri kökte eksi rt oluyor. E ile logaritma birbirinin ters fonksiyonu ln n'ye -E birbirini götürüyor gibi düşünebiliriz yani. Ne kalıyor burada? ln k artı t kökte eksi rt. Yani t üzeri 1 bölü 2 yazabiliriz kökteydi. Eksi rt kalıyor. Güzel. Bu ne? Bu elen PVT. Daha bir şey yapmadık. Şimdi iki tarafın türevini alabiliriz. Sol tarafın türevi D elen PVT bölü DT. Yani D elen t bölü DT kitabın deyimiyle. Nedir bu? Sağ tarafın türeviyle iki tarafta aynı olduğuna göre türevlere eşit olacak. D elen K artı T üzeri 1 bölü 2 eksi t bölü DT olacak. Peki D elen PVT bölü DT ne? E o da bir defa L'nin içindekine göre türevi sonra içindekinin T'ye göre türeviyle çarpacağız zincir kuralı. E, o da nedir? 1 bölü PVT çarpı PV üssü T'dir. İşte bu. Ya da A ile kitaptaki notasyonu kullanırsak 1 bölü AT çarpı DAT bölü DT'dir. Peki. Karşı tarafı sağ tarafı ne? Onun türevini alalım. LNK sabit türevi 0. E üzeri 1 bölü başa indir. Bu normal polinom gibi. E, i̇şte Nedir? Ee, 1 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 eksi r t nin de t'ye göre türevi r eksi r kaldı burada o da tamam sıfırdı bu tamam e o zaman ne oldu burada pv üssü t bölü pvt 1 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 eksi r oldu e o zaman pv üssü t'yi tek başına bırakırsam iki tarafı pvt ile çarpınca pvt zaten sıfır olamıyor üstel daima pozitif Dolayısıyla bir şey değişmiyor. Sadece Karşı tarafa geçmiş oluyor PVT. O zaman P ve üssü T işte PVT çarpı 1 bölü 2 T üzeri eksi 1 bölü 2 eksi r. Yani 1 bölü 2 T üzeri eksi 1 bölü 2 dediği 1 bölü 2 kökte bizim bildiğimiz şey hani ee 1 bölü şeyin ya da T üzeri 1 bölü T nedir o? kare kökteğinin türevi. Peki bu da güzel. Ya da bunu işte kitaptaki notasyonla AT çarpı 1 bölü 2 T üzeri eksi 1 bölü 2 eksi R gibi de yazabiliriz. İşte birinci türev bu olduğuna göre bunun sıfıra eşit olması lazım. Birinci derece koşul birinci türevin sıfır olması. Niye? Çünkü durağın nokta kritik nokta arıyoruz. Yani hareketin bir an için durduğu t'nin yere paralel olduğu x eksenine paralel olduğu o durağın noktaları arıyoruz. O işte bu denklem bize bunu verecek. Birinci derece koşul. PVT yani AT sıfır üstel ve kesin pozitif olduğuna göre şu şeyde bu çarpımda AT veya PVT kısmı sıfır olamaz. Kim sıfır olabilir ancak parantezin içi sıfır olabilir. E o zaman 1 bölü 2 T üzeri eksi 1 bölü 2 eksi R sıfır olabilir. O zaman da işte 1 bölü 2 T üzeri eksi 1 bölü 2 eşittir R olur. Yani 1 bölü 2 kökte eşit R olur. İsterseniz öyle de yazabilirsiniz. Dolayısıyla da T üzeri buradan yine işler dışlar çarpımından T üzeri eksi 1 bölü 2 2 R olur. O zaman ters çevirerek eksi yani 1 bölüsünü alarak T üzeri 1 bölü 2 de 1 bölü 2 R olur. Oradan da bunun karesini alınca pozitif T zaten zaman pozitif diye düşünüyoruz. T yıldızda 1 bölü 4 R kare yani 1 bölü 2 R'nin karesi olur. Bu analitik bir çözüm. Güzel örnek şey verilirse bize R'yi biliyorsak yani reel faiz oranını biliyorsak onu yerine yerleştirerek sayısal çözümde olabiliriz. Tamam. R'yi burada örnek olarak 0,10 yani %10 bir faiz diye vermiş. E %10 faiz %10 tabi 10 demek değildir. %10 ondalığa çevirip kullanmamız lazım hesap yaparken 0,10'dur. E o zaman bu da ne oluyor? T yıldız 1 bölü 4 kere 0,1'in karesi 0,1'in karesi 0,01 yani yüzde 1'dir. 4 ile de çarpılınca işte 0,04 olur. 1 bölü 0,04 de 25'tir. Demek ki 25 yıl bu yıllık faiz olduğuna göre de elde ettiğimiz şey de demek ki 25 yıl. Yani bu projeyi 25 yıl sonra elden çıkarmamız, bu varlığı 25 yıl sonra satmamız gerek. Ki en yüksek o getirinin bugünkü değeri en yüksek olsun. Tamam. Güzel. Peki ne oluyor? Burada dikkat ederseniz, r paydada da T yıldızın çözümünde r paydada da. Ne demek bu? E, faiz artınca veya alternatif getiri neyse o artınca e, elimizde o projeyi tutmamız gereken zaman azalıyor. Faiz veya alternatif getiri düşünce de elimizde o projeyi tutmamız gereken zaman daha uzuyor, daha çok e, ileriye doğru tutabiliyoruz. Projeden hemen kaçmamız hemen çıkmamız gerekmiyor. İşte bunu söylüyor bu da. Peki iktisadi yorum ne? Yani burada bir denklem elde ettik. 1 bölü 2 t, t üzeri eksi 1 bölü 2 eşit r gibi bir şey elde ettik. E bu 1 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 işte bizim şu baştaki şey değil de PVT'de de vt'nin kendisinin getiri oranını alsaydık gv'yi oluştursaydık yani o elimizdeki varlığın Oransal değer artış hızı neydi o? Logaritmasını alıp, ln Vt'nin e, türevine dln Vt bölü dt yani 1 bölü Vt çarpı dVt bölü dt olacaktı. E, o nedir? 1 bölü Vt, 1 bölü işte Vt dediğimiz şey k çarpı e üzeri kökte bu örnekte yani 1 bölü k çarpı e üzeri kökte, hepsi çarpı d k çarpı e üzeri kökte bölü dt yani bunun türevi. Zincir kuralı. Peki? e, ee, k e üzeri kök t'nin t'ye göre türevine üstel olduğuna göre k çarpı e üzeri kök t'nin kendisi çarpı kök t'nin türevi o da 1 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 işte. E, ee, pay ve payda da k çarpı e üzeri kök t var onlar birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? 1 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2. Bu kime eşit? R'ye eşit. Demek ki elimizdeki varlığın getiri hızı getiri oranı alternatif varlığın getiri oranına eşit olana kadar bunu elimizde tutmamız lazım. Eşit olduğu yerde de o elimizdeki projeden çıkıp yani onu satıp öbür alternatif varlığa geçmemiz lazım. Getirisi r olan faiz mi artık altın mı neyse ya de da neye değerlendiriyorsa o diğer şey. Diğer proje gibi düşünebiliriz bunu. Ha peki peki. Ve bu makul bir şey değil mi? Hani şu bizim şu at örneğinde olduğu gibi. Ne, e, önde giden şey atlı bir e, öndeki ata biniyor. Arkasından bir at daha geliyor. İki at gidiyorlar böyle. Öndeki atın üzerinde süvari var, binici var. E ne oluyor? E, öndeki at yoruldukça arkadaki at ona yetişiyor. Yan yana geldikleri anda o süvari yani o binici o yorulan attan öbür ota atlayıp onunla devam edebilir. İşte mantık bu. Peki bunu aynı şeyi şöyle şeyle görürsek ne derler grafik üzerinde iyi daha iyi görülüyor. Bakalım şimdi. Varlığın kendi değer artış hızıyla alternatif getiri oranını yani fırsat maliyetinin karşılaştırması. İngilizcesi bunun rate of growth of the own value of the asset and rate of alternative revenue opportunity cost. Tamam. İşte bir hattan diğer hata atlama zamanı diye de e, aynı örneği hatırlatmışım. Şimdi burada işte şarap e, problemi burada verdiği şarap değerinin artış oranı büyüme oranı e nedir o bu problemde gvt 1 bölü 2 köktedir işte t üzeri şey e, 1 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 dediğimiz o işte 1 bölü 2 T demektir bu gv bu r de sabit bir faiz oranı vazgeçtiğimiz o faiz bu projede girmekte elimizde bu işte Şarap bahsenini veya ağaç şeyi, ağaçlığı veya arsayı veya halıyı, pulu, neyi isterse, varlığı arabayı tutmakla vazgeçtiğimiz faiz bu. Getiri bu. Re. Real bir şey. Hepsi şey real bunlar. Ha, ondan sonra ne oluyor? 1 bölü 2 kökte başlangıçtan itibaren t sıfıra yakın olduğu zaman bu çok yüksek bir oran bu. Gittikçe t arttıkça Pardon. T şey olduğu için T paydada olduğu için T arttıkça azalıyor bu oran. GVT Yani 1 bölü 2 kökte azalıyor. Nereye kadar? R'ye eşit olana kadar. Ondan sonra R'nin altına düşüyor. Yani buraya kadar T zaman T yıldız zamanına kadar o bulduğumuz T yıldız zamanına kadar 1 bölü 2 R 4 R kareydi galiba. Neyse. O zamana kadar işte ne oluyor? Ee, bu projenin getirisi o alternatif getirinin üzerinde kalıyor. Eşitleniyor t, t yıldızda sonra artık alternatif getiri daha fazla olmaya başlıyor. İşte oradan itibaren değiştirmemiz lazım. Oradan itibaren bizim projemiz zararlı hale artık az getirili hale geliyor. Dolayısıyla da T yıldız zamanına kadar projede kalıp T yıldızda elden çıkarıp ondan sonra diğer getiriyi getiren araçla daha yüksek getiriyi getiren araçla devam etmemiz lazım. İşte bunu söylüyor. Ee, peki, ee, aynı şeyde mesela bu faiz yükselirse ne olur veya düşerse ne olur diye alternatif getiri yükselirse veya düşerse ne olur diye baktığımız zaman işte GV yine bu 1 bölü 2 kökte, R yıldız şuydu başlangıç mesela R üstüne çıkabilir faizler artarsa ne oluyor? Piyasa faizleri yani alternatif getirimizi artınca işte T yıldız burada daha ileride bir yerde GV'lere Yıldız kesişirken R üssü yani faizler arttığı zaman daha önce bir yerlerde kesişiyor. Dolayısıyla proje eld elden çıkma zamanında daha öne gelmiş, daha yakına gelmiş oluyor şu ana göre. Ama faizler düşerse yani e, getiri, alternatif getiri düşerse o zaman projemiz daha uzun süre karlı kalabiliyor. Dolayısıyla daha uzun süre elimizde tutuyoruz. Ee, şey olursa faizlerde yani alternatif getiri de düşerse bu şemada bunu gösteriyor işte. Peki ikinci derece koşul da var. Evet bir şey bulduk. Biz bir maksimizasyon yaptık ama o bulduğumuz şey acaba gerçekten maksimum muydu? Değil mi? Bir de ona bakalım. Şimdi nedir? İşte ikinci derece koşul ne? İkinci türevin negatif olması. Bu fonksiyon bizim hedef fonksiyonumuz kesin iç büke olmalı ki değil mi? Ya da kesin yani kesin iç büke olursa biliriz ki. E, bulduğunuz nokta bir yerel maksimum, tepe noktasıdır. İşte, ona göre ikinci türeve bakmamız lazım ikinci derece koşul. Nedir? E, i̇kinci derece türev, birinci derece türevin türevidir. E, birinci derece türevi neydi? PVT çarpı 1 bölü 2 t üzeri 1 bölü 2 eksi r idi zaten. Bunun bir daha türevini alınca ikinci türevi almış oluyoruz. Dolayısıyla işte e, yani şeydeki tanımla. E, pardon bir dakika. Evet, pardon arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, ha şimdi e, ne yapıyoruz? İkinci derece türevi alacağız. E birinci derece türev PVT çarpı 1 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 eksi R'di. Bunun tekrar türevini alacağız. Kitaptaki şeyle notasyonu A t çarpı 1 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 1 bölü 2 eksi r'nin tekrar türevini alacağız. E bu bir çarpım. Çarpımın türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi değil mi? Formülümüz meşhur. E, çarpanları iki çarpan olduğu zaman bu şekilde türevini alabiliyoruz. Yine burada da aynı şeyi yapacağız. Çarpımın türevi şeyini, formülünü uygulayacağız. O zaman ne olacak? İşte pv üssü t çarpı parantezin kendisi 1 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 eksi r artı PVT çarpı parantezin içinin türevi. Yani 1 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 eksi r'nin t'ye göre türevi. E, yani pv üssü t çarpı parantez artı PVT çarpı işte R zaten sabit türevi 0. 1 bölü 2 T üzeri eksi 1 bölü 2 de eksi 1 bölü 2 başa iniyor. Ee, ne oldu? Eksi 1 bölü 4 T üzeri eksi 3 bölü 2 oldu. Bir çıkarınca üssü. Bu normal polinom çünkü bu üstel değil dikkat edersiniz burası. Bir polinom normal. Monom daha doğrusu. Evet. E, ee, dolayısıyla da eksi 1 bölü 4 T üzeri eksi 1 bölü 3 bölü 2 oldu. T, t üzeri eksi 3 bölü 2 oldu. Şimdi birinci parçada Nerede değerlendireceğiz bu türevin sayısını, şeyini, D de, sayısal değerini? T yıldızda. E, t yıldızda biliyoruz ki biz PV'nin birinci türevi sıfır. Yani PV üssü T yıldız sıfır. Aynı zamanda bu da o formül şeyde bulduk. Yani 1 bölü 2 T, üzeri, T yıldız üzeri eksi 1 bölü 2 eksi R ile sıfır. Oradan geldik buraya. Dolayısıyla burası ilk parça sıfır çarpı sıfır yani sıfır oluyor. İkinci parçada PVT, PVT yıldız Kendisi sıfır değil pozitif ama. Üstel çünkü. PVT yıldız. K çarpı E üzeri e, işte kökte eksi RT falan olan şey bu. Dolayısıyla bu pozitif. Kesin üstel bir fonksiyon pozitif. E, parantez içinde de eksi 1 bölü 4 T üzeri eksi 3 bölü 2 var. E, t yıldız tarafı pozitif. 1 bölü 4 pozitif ama başında negatif olunca parantez içi negatif oluyor. Negatif çarpı pozitif de negatif. Demek ki 0 eksi negatif yani 0 artı negatif de negatif oluyor. Demek ki bu ifadenin yani ikinci türevin tamamı kesin negatif. Ve o zaman da bu PVT fonksiyonu bizim hedef fonksiyonumuz kesin iç mükeği. Ve bulduğunuz noktada o zaman yani T yıldız PVT yıldız noktası yani çözüm noktası yerel ve aynı zamanda genel maksimum tepe noktasıdır. İşte bu şekilde bunu şey yapabiliyoruz. Bunu ne derler? Ee, görebiliyoruz. Ee, diğer bir örnek bir ağaç kesme problemi. Benzer bir problem yine ama bu sefer ağaç kesme örneği. Yani şey farklı yoksa olay yine aynı. Ee, birinci örnekte şaraptı ikinci örnekte bir ağaçlığımız fidanlığımız var. Fidan dikeceğiz belli bir zaman sonra o ağaçları kesip mesela satacağız ve belli bir şey yapacağız belli bir iş yapacağız. Zamanında Anadolu'da yapılırmış bu ee, bir e, çocuk doğduğu zaman işte oğlan veya kız e, kavak dikerlermiş. O kavaklar işte e, 18-20 yıl sonra çocuklar evleneceği zaman gençler evleneceği zaman 20 yıl sonra falan kesilir. O kavakların getirisiyle de çocukların düğünü yapılırmış. Gençlerin düğünü yapılırmış. Çok güzel bir adet. E, zamanda yapılırmış bu. Belki hala bir yerlerde yapılıyordur. Ama Anadolu'da da varmış bu adet. Peki şimdi biz de bu problemi inceleyeceğiz şimdi. Bir ağaç kesme problemi, a tree cutting problem. Neymiş? E, yetiştirme maliyeti sıfır. E, derenin kenarına kavakları diktik, kendi kendilerine büyüyorlar. Hiçbir şey yapmıyoruz gibi düşünüyoruz. Aslında o da öyle olmaz. O ağaçları budamak gerekir, işte bilmem ne bakmak gerekir filan. Ama onları sıfır varsayıyoruz o maliyetleri. E, ağacın hani fidanı diktikten sonra o kendi kendine büyüyor diye varsaymışız, basitleştirmişiz yine. Peki şimdi VT yani gelecekteki değer o ağacın herhangi bir T zamandaki değeri 2 üzeri kökte. Burada böyle verilmiş. Çarpı 1000 lira gibi düşünelim bunu mesela. Sıfır zamanında bu ne oluyor? Kare 0 sıfır sıfır, 2 üzeri sıfır, 1. Yani 1000 liralık fidan dikmişiz, kavak fidanı. Kaç tanesi o? Belki 10 tane. Ne bileyim ben. Bir, bir kavak finanın kaç paradır bilmiyorum. Ama mesela 100 liraysa 10 tane. 10 liraysa pek olmaz herhalde ama belki 100 liraysa 10 tane. 1000 liraysa da bir tane ağaç dikmiş oluyorsun. Bilmiyorum kaç paradır bir şey filan. Ee, ama ne kadarsa. Yani bunu bir çarpı 1000 lira gibi düşünelim. Birimimiz 1000 lira olsun. Ki biraz daha gerçekçi olsun. Yoksa hiçbir şey değil. 250 kökte gayet güzel. Peki t sıfır olursa başlangıç yani şu andaki değeri bunun 2 üzeri 0 yani 1 yani 1 kere bin lira bin lira yani şu anda bu filanları satsak bin liraya satıyoruz elimizde yoksa alacaksak da bin liraya alabiliyoruz piyasada güzel karı en çoklamak yani maksimize etmek için ağaçları ne zaman kesip satmalı evet ağaçları ne zaman satalım ki en yüksek getiriyi getirsin bize çocukları da rahat evlendirelim bu şeye göre örneğe göre. Peki sürekli bindirgeme yani e, ileriye doğru büyüme sürekli yine faiz veya sürekli büyüme oranıyla oluyor. Burada da sürekli kesikli olsa ne fark eder? Pek bir şey fark etmez. Problem aynı. Sadece e üzeri rt'ye böleceğimizi böleceğimize 1 artı r üzeri ya da 1 artı i üzeri t'ye bölerdik. Yani kesikli bileşik faiz formülünün tersini uygulardık. Tek farkı o olurdu. Başka bir farkı olmazdı. Yani ileriye götürmek için sürekli büyüme, sürekli faizde E üzeri RT ile çarpıyoruz. Kesikli de 1 artı i üzeri T ile çarpıyoruz. Geriye döndürmek, geleceği bugüne çekmek için de, iskonto etmek için yani. Sürekli de E üzeri RT'ye bölüyoruz. Kesikli de de 1 artı i üzeri T'ye bölüyoruz. Tek fark o. Geri kalan olay hepsi aynı. Ha, peki şimdi. Demek ki ne yapacağız? bu projenin şimdiki değerini maksimize edeceğiz. En üst düzeye çıkaracağız. Nedir bu? Max t, işte T'yi kullanarak zamanı kullanarak PVT'yi şimdiki değeri maksimize edeceğiz. Yani A T. Yi. Nedir bu? Vt T bölü E R T'dir. İşte bunu max, E üzeri rt'dir. Bunu maksimize edeceğiz. Yani Vt T çarpı E üzeri eksi R maksimize edeceğiz. Yani 2 üzeri kök T çarpı E üzeri eksi R maksimize edeceğiz. Burada dikkat ederseniz taban aynı değil. Değerin tabanı 2, iskonto oranımızın tabanı E. Dolayısıyla burada bunları birleştirmek diye bir şey yok. Bu şekliyle devam edeceğiz. Peki. Şimdi ne yapacağız? Yine logaritmik türevle gidelim. O seçeneğe yine şart değil ama burada da kolaylık sağlıyor. Yine olabilir logaritmik türevle. Elen PVT yani elen AT güzel. Nedir? Elen 2 üzeri kök T çarpı E üzeri RT. Güzel. Çarpımın logu logların toplamıdır. Dolayısıyla ne oluyor? Elen 2 üzeri kökte artı elen e üzeri eksi rt oluyor. Kökteyi de başa indirince hani bizim logaritma kuralımız vardı, üst başa iniyordu logaritmanın. Dolayısıyla kökte çarpı elen 2 oluyor burası, artı elen e üzeri eksi rt. Elenle e de birbirini götürüyor ters fonksiyonu birbirinin logaritma ile üstel. Dolayısıyla e üzeri şey e eksi rt kalıyor burada. Dolayısıyla bu ne oluyor? Kökte çarpı elen 2 eksi rt oluyor. Bu türev şey Logaritma daha doğrusu daha türev almadık. E, kök t'de t üzeri 1 bölü 2 yazabiliriz. Dolayısıyla bu ifade t üzeri 1 bölü 2 çarpı ln 2 eksi rt oluyor. Güzel. Şimdi e, logaritma bu. Türevi de alınca bunun e, logaritmik türev almış oluyoruz. Yani ln pvt'nin t'ye göre türevi 1 bölü pvt çarpı pv üssü t yani pv üssü t bölü pvt oluyor. Ya da kitaptaki şeyle notasyonla a üssü t bölü a t oluyor. Tamam. Bu sol taraf. Sağ taraf ne? Ln2 sabit. T üzeri 1 bölü 2'nin türevi 1 bölü 2. T üzeri eksi 1 bölü 2. Yani t 1 bölü 2 ile ln2 çarpınca ln2 bölü 2 çarpı t üzeri eksi 1 bölü 2. Eksi rt'nin t'ye göre türevi de eksi r. O da burada. İşte bu. Tamam. E, ee, buradan PV üssü T'yi çekersek PV'nin birinci türevi. Çünkü bizim sıfıra eşitleyeceğimiz şey PV'nin birinci türevi. Dolayısıyla bu işte PV üssü T yani A üssü T A'nın türevi ne oluyor? PVT çarpı ln 2 bölü 2 T üzeri eksi 1 bölü 2 eksi R oluyor. Şurada PVT kendi üstel olduğu zaman hiçbir zaman sıfır olamaz. Negatif de olamaz. Pozitiftir. Dolayısıyla direkt iki tarafı da PVT ile çarpınca ay kısmına 60 oluyorum PVT'yi. Karşıya geçirmiş oluyor. Ee, kitaptaki notasyonla AT çarpı ln 2 bölü 2 T üzeri eksi 1 bölü 2 eksi L oluyor burada. da. Ee, ve VT ve AT işte neyse yani bu şeyin değeri üstel olduğu için daima kesin pozitiftir. Sıfır olamaz. O zaman PV üstü T'de yani şu birinci türevi sıfırsa e, PVT sıfır olamıyor hep pozitifse parantezin içi sıfır olacak demektir. Yani ln 2 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 eksi r sıfıra eşittir. Bir çarpımda çarpanlardan biri sıfır olamıyor ama çarpımın tamamı sıfır oluyorsa öbür çarpan sıfır olmak zorunda değil mi? Dolayısıyla da işte ln 2 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 eksi r sıfıra eşittir. Buradan da ln 2 bölü 2 t üzeri bir şeyi paydaya indirince o t üzeri eksi 1 bölü 2 payda da t kare kök t demektir. Bu işte eşittir r'dir. R'yi re karşıya geçirince. Buradan da ln 2 bölü 2'yi işte e, r ile t'nin yerini değiştirince ln 2 bölü 2 r eşittir t üzeri 1 bölü 2 olur. Yani kare t olur. Bunun da karesini alınca çünkü pozitif zaten bunlar. Dolayısıyla e, t yıldız işte ln 2 bölü 2 r'nin karesi yani ln 2'nin karesi bölü 4 r kare şeklinde elde etmiş oluruz. E, peki e, şeyi ne derler deminkinden farkı ne? yukarıda bir yerine ln 2'nin karesi var sadece. Tek farkı o yoksa 1 bölü 4 r kare çıkmıştı birinci problemde. Bu problemde de ln 2'nin karesi bölü 4 r kare çıktı. Tek farkı o. Başka bir şey değil. Yakın çıkıyor yani sonuçta e, benzer şeyler. Yani yap, yaptığımız şeylerde modellerde benzer. E, i̇kinci derece koşulu yukarıdakine bakarak siz ödev olarak yapın. Sonra gelecek derste falan yine tartışırız. Egzersizlerde falan karşımıza çıkacak zaten. Ondan sonra siz bunu ödev olarak ikinci derece koşuluna bakın. Niye bakmamız lazım ikinci derece koşuluna? Çünkü biz bir şey bulduk ama bir denge noktası bulduk ama bir durağın nokta. Bu maksimum mu minimum mu dönüm noktası mı ne noktası bilmiyoruz. Onu sağlayabilmek için ikinci derece koşula bakmamız lazım. Yani fonksiyonun ikinci bizim hedef fonksiyonumuzun P ve T fonksiyonumuzun ikinci türevine bakmamız lazım ki o noktanın komşuluğunda fonksiyonun kesin hiçbir key ve dolayısıyla bulduğumuz noktanın yerel maksimum yani tepe noktası olduğunu sağlayabilelim değil mi? Onun için de siz bakın bakalım buna ödev olarak evde. Peki şimdi bir örnek nedir? İşte buradaki şeylerde çözümde hani sayısal örnek istersek. R'yi reel faizi yüzde beş vermiş piyasa faizini. Yüzde beş beş demek değildir. Ondalık olarak 0,05 demektir. Bunu kullanacağız tabii. 5 değil bu 0,05. %5 demek 0,05'tir ondalık olarak. Bu hesap yaparken bunu kullanacağız. Amana. Buna lütfen dikkat edin. Çok yanlış yapılıyor burada. %5'i görünce oraya 5 koyunca şey yapıyor. 5 demek %500 demektir. 5 katı demektir. Korkunç bir şey oluyor. Anlamsız bir sonuç çıkıyor sonuçta. %5, 0,05'tir. Dolayısıyla bizim şeyimiz nedir? T yıldızımız. Elen 2, 0,6931, 0,7 yaklaşık bu. Bunları ezberlemeye gerek yok. Gerekirse ben soruda veririm bunları size şeyi elen 2 0,7 yuvarlak olarak. Onun karesi bölü 4 kere 0,05'in karesi. Bunu da hesapladığınız zaman yaklaşık 48 yıl çıkıyor. Yani işte 0,7'nin kare karesi 0,49 aşağısı 0,05'in karesi 0,0000 şey 0,0025 4 ile çarpınca 0,01 oluyor. E 0.49 bölü 0.01, 0.01, 0.01, e işte 49, 48 veya 49 işte yaklaşık olarak. 49'dan biraz daha az çıkıyor, 48 buçuk filan gibi bir şey çıkıyor. 48'e biraz daha yakın çıkıyor galiba bu hesaplarsanız hesap makinesiyle. Dolayısıyla 48 yıl olarak yuvarlayabiliriz. Demek ki bu ağaçları 48 yıl sonra satınca en yüksek getiriyi getiriyormuş. Ha bunu şimdiki değeri nedir diye sor ya da gelecekteki değeri hani şimdiki değeri PVT yıldızı onu da hesaplayabiliriz ve gelecekte kaç para edecek bunlar diye merak edersek de işte VT yıldızı yani V48'i hesaplamamız lazım 2 üzeri kök 48 2 üzeri 6,931 ediyor bu yani 122,02 yaklaşık 122 bin lira birim almıştık 122 bin lira ediyor. Demek ki 122 bin liraya satabiliyormuşuz bu ağaçları 48 yıl sonra sattığımız zaman. Onun bugünkü değeri nedir dersek o zaman PVT yıldızı hesaplamamız lazım. Bu 48'i alıp bu PVT fonksiyonumuzun içine yani neydi o PVT? Ee, şurada bir yerde var. Şunun işte 2 üzeri kökte E üzeri eksi RT'nin yerine R yerine 0,05 T yerine de T yıldız 48 koyarak şu hesabı yaptığınız zaman o 48 yıl sonraki 122 bin liranın da bugünkü değerini bulmuş oluyorsunuz. Muhtemelen böyle ne olacaktır bilmiyorum. 10 bin lira var artık neyse. Öyle bir şey olacaktır belki de. Onu da kendiniz hesaplayıp bakın bakalım. Ee, yok olmaz. Daha bile şey olması lazım. Daha bile küçük olması lazım. Çünkü e, bugün bin liraya, pardon yanlış söyledim. E, bu projenin bugünkü değeri bin liradan fazla olmalı ki bin lira o fidanlara verip bu işe gireyim ben. Yoksa değmez. Yani bunun getirisinin bugünkü değeri, şimdi BPVT şimdiki değeri, benim bugün bu projeye girmem için gereken maliyetten daha yüksek olmalı ki, yani getirinin şimdiki değeri, götürünün şimdiki değerinden yani bin liradan daha yüksek olmalı ki bu projeye gireyim. Yani 1500 liraysa bugünkü bu pro, ilerideki o 122 bin liranın bugünkü getirisi 1500 liraysa bu işe girmek için de 1000 lira harcamam gerekiyorsa fidan almak için o zaman girerim. Karlı bu. Değilse girmem. İşte böyle bir e, en sonunda proje analizi dediğimiz şey de bu zaten. İşte e, gördüğünüz gibi hem bu projeden çıkmak için en uygun zamanı hem e, bu projenin ilerideki o işten çıktığımız zamanki o değerini getirisini hem de onun şu andaki getirisini hesaplayıp ondan sonra bugünkü bu projeye girmek için gereken maliyette o getirinin şimdiki değerini karşılaştırıp o getirinin şimdiki değeri yüksekse o projeye gireriz. Eşitse de belki girebiliriz veya girmeyebiliriz ama ondan düşükse o projenin getirisinin şimdiki değeri o zaman o işe girilmez. Yani bin liralık fidan alıp en sonunda aldığım 48 yılı bekleyip sonra aldığım paranın bugünkü değeri 900 liraysa e, değil mi enayi olmam lazım o proje girmek için. İşte buyurun size proje analizi. Şimdi e, çok kısa bir ara veriyoruz ihtiyaç molası ondan sonra şeyle devam edeceğiz. Bunun son konusu 10.7 üstel ve logaritmik türevlerin başka uygulamaları. Sadece proje analizi başka yerlerde de işe yarıyor bu bu hesaplar. Onları da bir 3-4 dakika aradan sonra göreceğiz. Evet tekrar merhabalar arkadaşlar ee, Şu anda sunumu görüp sesimi duyabiliyor musunuz? Hocam. Ha, evet. Dersimiz Dersiniz musun? kaç dakikaya biter? Şey, ee, ee, Herhalde yarım saate falan biter. Çok çok sürmez diye tahmin ediyorum. Daha kısa doğru. Da işte. Dört tane slaytımız kaldı. Inklap e, çımız açıklama yapmış da Tarih hocamız. Saat 12'de dersimiz erken alınmış. Saat 12'de ha. başlayacakmış. E, i̇yi biz yine şey yaparız. Mümkün olduğu kadar çabuk bitirmeye çalışırım ama kayıt zaten oluyor. Ondan sonra kayıt da izleyebiliriz. Mümkün olduğu kadar çabuk bitiririm. Tamam. Ve tamam başlayalım o zaman. Rica ederim. Pekala şimdi son 10. konunun son alt bölümüne geldik. 10.7 üstel ve logaritmik türevlerin başka uygulamaları. Further applications of exponential and logaritmic derivatives İngilizcesi de. Bir defa herhangi bir şeyin büyüme hızının bulunması. Finding the rate of growth. Herhangi bir şeyin büyüme hızının bulunması. Bir şeyin oransal değişimini yani büyüme hızını, yüzde büyüme hızını bulmak istiyorsak bu küçülme de olabilir. Negatifse bundan sonra onu bulmak istiyorsak o şeyin logaritmasını alıp türevini alınca yani logaritmik türevini alınca bu bize direkt olarak oransal değişimi verir. Logaritmik türevin güzelliği burada. R'ye veya G'ye diye R rate'den G de growth'ta sözcüğünün baş harfi oradan Y mesela bir ulusal gelirse bunun büyüme oranını bulmak istiyorsak yıllık büyüme oranı mesela bunu işte onun logaritmasını alıp zamana göre türevini alarak hemen hesaplayabiliriz. D elen y bölü dt formül olarak biliyorsunuz. 1 bölü y çarpı dy bölü dt'dir zincir kuralında. Ya da f üssü t bölü ft'dir. Yine aynı şekilde bunu gördük. Yani aynı zamanda nedir bu? dy bölü dt türev marjinal fonksiyondur. y de toplam fonksiyondur. Marjinal fonksiyonu toplam fonksiyona böldüğümüz zaman işte o şeyin büyüme, büyüme oranını bulmuş oluruz. G'ye veya R'ye bulmuş oluruz. Bu da işte logaritmik türevdir. D niye? Yani y bölü DT'dir. Örnek işte bir V eşittir A çarpı E üzeri RT. Bu fonksiyonun büyüme hızını merak ediyoruz zaman içinde. T zaman. Başka bir şeye göre artış hızı da olabilirdi. Ama zaman genellikle zaman oluyor. Bu başka şey de olabilir ha, peki. eee ne yapacağız? Logaritmasını alacağız. ln v, ln a çarpı e üzeri rt, ln a artı ln e üzeri rt. ln neye ters fonksiyon? Birbirini götürür. rt başa iner. Dolayısıyla rt çarpı ln olur. ln e de birdir. Dolayısıyla burada rt kalır. Yani bunun tamamı ln a artı rt'dir. Bu ln v'dir. Ne yapacağız? Bunun büyüme oranı da d ln v bölü dt yani bu logaritmasını aldığımız şeyin türevidir zamana göre. ln a sabit, t'ye göre türevi 0 artı RT'nin T'ye göre türevi R. Demek ki bu R işte bunun şeymiş A E üzeri RT fonksiyonundaki şuradaki R. Demek ki aslında bu değerin neyse o o şeyin değişkenin büyüme oranıymış. V'nin büyüme oranıymış. Oransal zaman içindeki oransal değişimi. Yüzde değişimi. Bunu yüzde çarparsa yüzde olarak ifade ederiz. Oransal sonuçta. Diğer bir örnek. Y eşittir 4 üzeri T bunun büyüme hızı nedir dersek hemen elen alıp ondan sonra t'ye göre türevini alacağız. Elen y eşittir elen 4 üzeri t t başarılar t çarpı elen 4. Bunun da türevini alınca r'ye veya g'ye yani d elen y bölü dt'dir. Yani 1 bölü y çarpı dy bölü dt'dir. Ya da dy bölü t bölü y'dir. Öyle de görebiliriz. E bunun t elen 4'ün t'ye göre türevi elen 4'tür. İşte ln4 bunun büyüme hızıymış. Sağlaması da çok güzel, kolay. Y eşittir 4 üzeri T olduğuna göre e nedir? E şeyi 4 üzeri T'yi E üzeri ln4 çarpı T olarak yazabiliriz. Yani E üzeri RT gibi yazabiliriz. Çünkü E üzeri ln birbirini götürür. Burada 4 kalır. Yani ee, üstün üstü de çarpılacağı için bunu e, e üzeri elen 4 üzeri T diye düşünürsek E ile şey birbirini götürür. E ile elen birbirini götürür. 4 üzeri T kalır. Ya da böyle yazarsak da 4 üzeri T'yi E tabanına getirirsek. E üzeri R T şeklinde yazarsak işte burası elen 4'tür. Demek ki R gerçekten elen 4'tür. İstediğimiz tarafa doğru gidebiliriz. Peki bu da güzel. Sonra başka ne işe yarar? Fonksiyonların bileşimlerinin büyüme hızını bulmaya yarar. Rate of growth of a combination of functions. Mesela çarpımın büyüme oranı. Growth rate of the product. Güzel. Çarpan çarpımın iki şeyin çarpımının büyüme oranını bulmak. Nedir? Y eşittir. Bu Y neyse? U çarpı V. Yani iki şeyin çarpımından oluşan bir büyüklüğümüz var. U T'nin bir fonksiyonu F T. V de yine T'nin fonksiyonu G T. Buna göre RY veya G'ye yani bu Y'nin büyüme oranı nedir? Artış hızı nedir? Anlık artış hızı. E nedir? Logaritmasını alıp türevini alacağız. Yani ln Y bu da ln U çarpı V'dir. Çarpımın logaritması logaritmanın toplamıdır kuralından. ln U artı ln V'dir bu. Tamam. Peki R'ye yani G'ye D ln Y bölü DT. Bu ln Y'nin T'ye göre türevi. O da büyüme oranını veriyor bize. E nedir bu? D ln bölü dt artı D ln bölü dt'dir. Burada toplam var. Toplanan şeylerin türevi türevlerin toplamıdır. Dolayısıyla dikkat edin logaritma toplamın logaritması logaritmaların toplamı değildir. Çarpımın logaritması logaritmaların toplamıdır. Ama ondan sonra türevini alırken bunun toplamın türevi türevlerin toplamıdırdan. Dolayısıyla D ln u bölü dt artı D ln v bölü dt'dir. E peki D ln u bölü dt ne? 1 bölü u çarpı du bölü dt. DLM bölü DT ne? O da 1 bölü V çarpı DV bölü DT. Yani birincisi U'nun büyüme oranı RU veya GU. Nasıl isterseniz, nasıl adlandırırsanız. 1 bölü V çarpı DV bölü DT de V'nin büyüme oranı RV veya GV. Demek ki bu çarpımın büyüme oranı her bir çarpanın büyüme oranlarının toplamıymış. RU artı RV'miş. R'ye eşittir RU artı RV. Bunu da buradan görürüz. Bu bir kanıt da aynı zamanda. Ama çok kullandığımız bir şey bu. Bölümün büyüme oranı da aynı şekilde tahmin edeceğiniz gibi RU eksi RV olacak. Yani bölümün büyüme oranı growth rate of the quotient. Peki y eşittir u bölü v olursa bu sefer bölüm iki şeyin bölümünden oluşan bir değişkenimiz var. Bunun büyüme oranı v tabi payda sıfırdan farklı ki tanımlı olsun. u dediğimiz zamanın ft'nin şeklinde bir fonksiyonu ve de gt şeklinde bir fonksiyon. Her ikisi de zaman t zamansa o zamanın fonksiyonu bunlar. Büyüme olayı deyince zamana göre genellikle düşünüyoruz ama dediğim gibi başka şey de olabilir. Başka durumlarda başka bir şey olabilir. Bu şimdi biz genellikle zaman olarak yorumlarız bunu. Ha şimdi R'ye veya g yani Y'nin büyüme oranı nedir? E, logaritma türevini alacağız ln y eşittir ln u bölü v o da ln u eksi ln v'dir. Bölümün logaritması logaritmaların farkıdır. Tamam. Sonra türevini alacağız. r veya G'ye neye eşittir? d ln y bölü dt'dir. Yani d ln u bölü dt eksi d ln v bölü dt'dir. E bu ne? d ln u bölü dt u'nun büyüme oranı yani 1 bölü u çarpı du bölü dt. d ln v bölü dt de 1 bölü v çarpı dv bölü dt. Farkı da işte bunların farkı yani RU eksi RV her birinin büyüme oranlarının farkı. Yani U bölü V'nin büyüme oranı U'nun büyüme oranı eksi V'nin büyüme oranı oluyor. U çarpı V'nin büyüme oranı da U'nun büyüme oranı artı V'nin büyüme oranı oluyor. İşte şey bu şekilde e, elde ediyoruz. E, i̇ktisadi olarak nasıl kullanırız? Bunu çok güzel kullanırız. Çok çok kullanırız hem de. E, C tüketimse mesela e RC yani tüketimin büyüme hızı, zaman içinde büyüme hızı alfa olsun. Böyle bir değer olsun. H de nüfussa mesela RH yani nüfus artış hızı da beta olsun. RH logaritmik türevi her birinin teker teker. Dolayısıyla her birinin teker teker büyüme hızları. hızları. C bölü H ne peki? Kişi başına tüketim. C top, toplumun toplam tüketimi. H de toplam nüfussa neyiz biz? Mesela 100 milyon milyonsak diyelim. 80 küsur milyon galiba resmi rakamımız. İşte şu kadar tüketim yapıyoruz. Bunu nüfusa böldüğümüz zaman kişi başına her birimiz ne kadar ekmek yiyoruz, ne kadar tüketim yapıyoruz. Bunu veriyor bu C bölü H oranı. Kişi başına tüketim. Tamam. E bunun büyüme oranı e bu çok önemli bir şey değil mi? Yani tamam bir pasta var üretiyoruz ama bunun kişi başına düşeni de her birimiz ne kadar pasta yiyeceğiz değil mi? Toplam gelir top, şeyse, toplam tüketimse mesela işte her birimiz kişi başına ne kadar tüketeceğiz? E kişi başına tüketim hızını arttırabiliyorsak kişi başına tüketim hızımız pozitifse e, iyi bir şey. Her yıl öncekine göre biraz daha çok tüketiyoruz, biraz daha fazla e, ne bileyim ben yemek yiyebiliyorum, biraz daha fazla elbise alabiliyorum, biraz daha fazla e, ulaşım hizmetinden mesela faydalanıyorum anlamına geliyor bu. E, kişi başına. Tabii bir de bunun dağılımı var. Ne kadar e, adil dağıldığı ayrı bir olay. Ama burada kişi başına işte şey yapıyoruz, daha mı çok tüketebiliyoruz, daha mı az tüketiyoruz? Bunu veren oran bu. Peki bunun büyüme oranı, o da C bölü H'nin artış hızı, büyüme oranı, RCH diyebiliriz buna. Nedir o? Bu formüle demin ki kanıtladığımız, demin gösterdiğimiz formüle göre, RC eksi RH'dir. Bu bir bölüm olduğuna göre, bölenin bölünenin büyümesi eksi bölenin büyümesidir. Dolayısıyla rc eksi rh'dir. Yani alfa eksi betadır. İşte bunların sayısal değerini biliyorsak yerine koyar hesaplarız. Gördüğünüz gibi çok kolaylık sağlayan bir şey bu. Ee, peki son olarak evet bunu yaptık. Geldik. Toplamın ve farkın büyüme oranlarına. Growth rate of sum and that of difference. Evet. Yani toplam ve farkla da bir takım toplam ve fark olan değişkenlerde de aslında bu formüller işe yarar. Ama dikkatli kullanmamız lazım. Çünkü toplamın logaritması logaritmanın toplamı değildir. Farkın logaritması da logaritmanın farkı değildir. Çarpım ve bölümde işe yarar o. Ama başka türlü burada da kullanabiliriz. Bakın şimdi nasıl yapıyoruz. Z eşittir U artı V. Yani top, iki şeyin toplamından oluşan, iki büyüklüğün toplamından oluşan bir Z büyüklüğümüz var. Her bir bu U ve V'nin kendisi de T'nin yani zamansa zamanın işte fonksiyonları U eşittir FT, V eşittir GT. Güzel. Z'nin büyüme oranıyla bu U ve V'nin büyüme oranı arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Şimdi Z'nin bir defa logaritmasını alalım. Logaritmak türevini de alacağız. Ln Z eşittir Ln U artı V. Burada bir yanlışlık yok. Ama bunu ln u artı ln v olarak açamayız. Böyle yaparsak yanlış olur. Bu da öyle bir şey yok. ln u artı v böyle kalsın bu. ln z bu mu bu. Tamam. Sonra rz yani gz z'nin büyüme oranı büyüme hızı d ln z bölü dt. Onda da bir şüphe yok. Yani 1 bölü z çarpı dz bölü dt. E, Z'nin kendisi ln u artı v yani ln z ln u artı v olduğuna göre o zaman bu d ln u artı v bölü dt'dir. Tamam. Normal logaritmanın türevini alınca logaritmanın içinde ne varsa, varsa onun 1 bölü u'su sonra içindekinin türevi. Burada da bir hata yok. Yani 1 bölü z çarpı dz, z, z, dz bölü dt yapıyoruz. Ama z dediğim şey u artı v. O zaman bu 1 bölü u artı v çarpı d u artı v bölü dt oluyor. 1 bölü u artı v şey yapsın kalsın yerinde. Bu eşittir. U artı v doğrusaldır. Türev de doğrusal bir işlemcidir. O zaman d u bölü dt artı d v bölü dt'dir bu. Yani f'nin türevi artı g'nin türevidir t'ye göre. U, f, t, v de g, t olduğuna göre. 1 bölü u artı v çarpı f üstü t bölü f'nin t'ye göre türevi artı g'nin t'ye göre türevidir. Tamam. Burada da bir yanlışlık yok. Peki sonra tek tek r u ve r bakayım. Bunlar nedir? r u elen u'nun t'ye göre türevi yani f üstü t bölü f T'dir. O zaman buradan f üstü t'yi r u çarpı f t olarak ya da f t çarpı r u olarak çekebilirim ya da istersem FTE U dersem U çarpı R U olarak yine yazabilirim bunu. R V'de ln V'nin T'ye göre türevi yani G üssü T bölü G T'dir. Yani 1 bölü G T çarpı G'nin türevidir. E o zaman G üssü T G'nin türevi de T'ye göre rv çarpı G üssü T ya şey R v çarpı gt ya da V çarpı gt çarpı rv ya da V çarpı rv olarak yazabilirim bunu da. Şimdi ben neyi istiyorum? rz yani r u artı v'yi istiyorum. Neydi bu? 1 bölü u artı v çarpı u ile v'nin türevlerinin toplamı. E, u ile v'nin türevlerini de onların büyüme oranları cinsinden yazdım işte. u çarpı r u v çarpı r v onları da yerine koyunca ne elde ettim? u artı v'nin büyüme oranı 1 bölü u artı v çarpı u çarpı r u artı v çarpı r v. Bu dışarıdaki 1 bölü u artı v'yi de içeriye dağıtınca ne oldu? U bölü U artı V çarpı R U artı V bölü U artı V çarpı R V oldu. E nedir bu? U bölü U artı V toplamın içinde U'nun oranı yani bir ağırlık U'nun ağırlığı. V bölü U artı V de toplamın içinde V'nin ağırlığı. Demek ki toplamın büyüme hızı ya da artış oranı ee, toplananların her birinin artış oranlarının büyüme hızlarının o toplam içindeki ağırlıkla çarpılıp toplanması bir ağırlıklı ortalaması oluyor dolayısıyla bütün hepsinin. U bölü U artı V çarpı R U artı V bölü U artı V çarpı R V. Toplamın büyüme oranı toplananların büyüme oranının hacimleriyle ağırlıklı ortalamasıdır. Bu mesela borsada filan hisse senetleri son derece kullanılan bir şey. Ee, fark olursa bu Z eşittir U eksi V olursa Benzer şekilde aynı şeyi yapabiliriz. Ee, UFT ve V'de GT ise yani zaman birer fonksiyonu ise RZ ya da GZ nedir? İşte logaritmasının anlamında LNZ eşittir. LN U eksi V ki bu LN U eksi V değildir. Zinhar Dikkat edin. Ee, ama LNZ'nin türevini alırsak yani onun büyüme oranı RZ yani GZ. D LN Z bölü DT'dir. Yani D LN U eksi V bölü DT'dir. Bu da 1 bölü u eksi v çarpı d u eksi v bölü dt'dir. Şimdi türevleri alabilirim. Yani 1 bölü u eksi v çarpı f'nin t'ye göre türevi eksi g'nin t'ye göre türevi olur. E bu türevler bölü f -T'di. Oradan f üstü de f t f't çarpı r u ya da u çarpı r u'ydu. Aynı yukarıda da yaptım aynı şeyi. Dolayısıyla burada da r ve g üstü t bölü g t. O zaman g üstü t'yi yalnız bıraksam, g'nin türevini yalnız bıraksam. GT çarpı RV yani V çarpı RV'dir. Bunları da formülde yerine koyunca U eksi V'nin değişim oranı 1 bölü U eksi V çarpı U çarpı RU eksi V çarpı RV dağıtınca da içeriye U bölü U eksi V çarpı RU eksi V bölü U eksi V çarpı RU yani farkın büyüme oranı da çıkarılanların büyüme oranının farktaki paydalarıyla ağırlıklı farkıdır. İşte böyle elde edebiliriz bunu. Nerede işe yarar? Mesela bir mal ihracatında mal ihracatımız GT olsun, hizmet ihracatımız da ST olsun. Y good, se, S service'in baş harfleri. Mal ihracatımız ve e, hizmet ihracatımız. E toplam ihracatımız mal ve hizmet ihracatlarımızın toplamı. Yani XT mesela ihracatımız GT artı ST'dir. Aynı zamanda bunların büyüme oranları da şöyle olsun. RG yani mal ihracatımızın büyüme oranı A bölü T olsun hizmet ihracatımızın büyüme oranı RS de B bölü T olsun. E o zaman toplam ihracatımız XT eşittir GT artı ST ise bu toplam ihracatımızın büyüme oranı nedir? İşte o da X G bölü X yani toplam ihracattı mal ihracatının payı çarpı mal ihracatının değişim hızı, büyüme hızı artı S bölü X çarpı RS yani Toplam ihracatımızdaki hizmet ihracımızın payı çarpı hizmet ihracımızın e, şeyi ne der dış satımımızı yani büyüme oranı yerine de koyunca işte G bölü x çarpı A bölü T artı s bölü x çarpı B bölü T olur. Bunlar da birleşince G çarpı A artı s çarpı B bölü x çarpı T olarak bunu böylece de hesaplayabiliriz. İşte böyle işlere yarıyor bu logaritmik türev. Bir kullanımı daha var. O da son kullanımı öğreneceğimiz noktasal esnekliğin bulunması. E, logaritmik türevi bilince noktasal esnekliği de çok kolay hesaplayabiliyoruz. E, İngilizcesi finding the point elasticity. E, nedir? Y eşittir fx eşit. E, y eşittir fx diye bir fonksiyonumuz var. Tamam. U elen y. V de elen x olsun. Elen y'ye u diyorum. Elen x'e de v diyorum. Elen x v ise x o zaman bunları e üzerine kaldırdığım zaman e üzeri v eşit. E üzeri elen x yani x olur. x demek ki e üzeri v'miş. Tamam. Peki d elen y bölü d elen x nedir? Bakın burada ilginç bir şey yapıyorum. Y'nin yani y'nin x'e göre türevini almak yerine elen y'nin elen x'e göre türevini alıyorum y'nin logaritmasının x'in logaritmasına göre türevini alıyorum. Bunları iki türevselin birbirine bölümü olarak da bakabilir, görebiliriz. d ln y bölü d ln x. u neydi? ln y Yani d u ln x de v idi. O zaman d u bölü d yapmış oluyorum dolayısıyla d ln y bölü d ln x. Peki ben bunu zincir kuralından d u bölü d y çarpı d y bölü d çarpı d bölü d yazamaz mıyım? d u bölü d yazabilirim zincir kuralı. E, D u bölü D y nedir? U'nun y'ye göre türevi D elen y bölü D y. D, y bölü D x kendisi. X de kendisi e üzeri v olduğuna göre bunun v'ye göre türevi D e üzeri v bölü D v'dir. Orası da tamam. Her birini yerine koydum. Şimdi D elen y bölü D y ne? Logaritmik türev 1 bölü y çarpı D y bölü D x. Y x'in fonksiyonu olduğuna göre y eşittir işte, x. Demek ki d elen y bölü d y 1 bölü y çarpı d y bölü d x. Tamam. Şey bu. Pardon. 1 bölü y. d elen y bölü d yanlış söyledim. d elen y bölü d y elen y'nin y'ye göre türevi 1 bölü y. Tamam. d y bölü d ortada. O kendi yerinde kalıyor. e üzeri v'nin v'ye göre türevi de e üzeri v kendisi. e üzeri x'in x'e göre türevi e üzeri x olduğuna göre e üzeri t'nin T'ye göre türevi E üzeri T olduğuna göre E üzeri V'nin V'ye göre türevi de E üzeri V. Tamam. Demek ki bu üçlü çarpım ne oluyor? 1 bölü Y çarpı DY bölü DX çarpı E üzeri V oluyor. E, e, üzeri V'de şeydi X'ti zaten. Ne oldu? 1 bölü Y çarpı DY bölü DX çarpı X. Yani DY bölü DX çarpı X bölü Y oldu. E bu kim? Bu işte Y'nin X'e göre noktasal destekliği. Epsilon YX. Demek ki Y'nin X'e göre nokta, nokta, noktasal destekliği çok kolay d ln y bölü d ln olarak da hesaplayabiliriz. Bu da bize kolay bir noktasal esneklik hesaplama yolu veriyor. Örnek ne? Bir tane örnek görelim. Ve ondan sonra da esneklikler için zincir kuralıyla bitirelim. Orada da var çünkü. Sabit esneklikli hiperbolik talep fonksiyonu. Constantly elastic or hyperbolic demand function İngilizcesi. Q eşittir f p eşit k bölü p. K'sı pozitif, p'si pozitif. K bölü P. Fiyat arttıkça miktar düşüyor. Bu talep olarak fiyat arttıkça talep düşer. Fiyat düşünce talep artar. Talep davranışını modelleyebiliriz bu fonksiyonda. Makul. yani Olabilir. Epsilon QP. Yani talep esnekliği. Q'nun P'ye göre esnekliği nasıl bulacağız? E, bu formüle göre bu elenini alıp Q'nun D ln Q bölü D ln P yaparsak işte buluyoruz. Kanıtladık yukarıda ln Q nedir? Elen K bölü P'dir. E, elen iki bölümün logaritması logaritmaların farkıdır. Bu da Elen K eksi Elen P'dir. E, K sabit zaten. E, elen K eksi Elen P'nin Elen P'ye göre türevi nedir? Elen K sabit türevi sıfır. Eksi Elen P'nin Elen P'ye göre türevi de eksi birdir. Dolayısıyla Epsilon P D Elen Q bölü D Elen P yani eksi birdir. Mutlak değeri de bunun birdir, yani birim esnektir. Daima bu e, şey ne derler? Sabit esneklikli talep fonksiyonu bu şekilde ifade edince birim esnek olur. p'ye göre alırsak K bölü P kare bilmem ne alırsak ona göre ufaktan değişebilir ama sonuçta mantığı hep aynıdır, hep de sabit esneklik çıkar. Burada birim esnek çıktı. E, esneklikler için zincir kuralı (chain rule for elasticities) evet bu da var. Şimdi y eşittir g ve w h ise epsilon yx yani y'nin x'e göre en içtekinin en dışsal en içselin en dışsalı dışsala göre esnekliği epsilon y çarpı epsilon w Yani en içselin bir dışsala onun da daha dışsala göre esnekliklerinin çarpımıdır. Yani türev değerlerde olan zincir kuralı esnekliklerde de geçerli. E zaten de herhalde öyle olması gerekir. dediğimiz esnekli dediğimiz şey de türevin e, oransal hali dolayısıyla. Ama kanıtlayalım da nedir? Epsilon y w çarpı epsilon w bunun formüllerini yazalım. İster logaritmik olarak yazın, ister böyle yaz, düzle yazın, düz e, yazın. Epsilon y w, dy bölü dw çarpı w bölü y'dir esnekliğin tanımı. Epsilon w d dw bölü dx çarpı XW, x w bölü d x bölü W'dur. Bu da. Ee, hepsi, w, e, Epsilon Wx'in tanımı. ve bunları yazınca. Şimdi ne var burada? Burada payda W var. Burada payda da W var. Gitti. Dy bölü dw çarpı dw bölü dx çarpı w bölü y çarpı x bölü w oldu. E, w'lar gitti. Aynı şekilde zincir kuralından dy bölü DW çarpı DW bölü DX W'lar DW'lar gitti, dy bölü DX kaldı. Burada da X bölü Y kaldı. Ne elde ettik? dy bölü DX çarpı X bölü Y. İsterseniz bunu dy bölü DX bölü Y bölü X de yazabilirsiniz. E nedir bu? Y'nin X'e göre esnekliğidir. Ya da daha basit yapmak isterseniz artık logaritmik türev biliyoruz. Epsilon Y W çarpı Epsilon W X D elen y bölü dw çarpı d elen w bölü d elen x'tir. DLN W'lar bilince DLN Y bölü DLN X kalır ki bu da Y'nin X'e göre esnekliğidir. İşte bakın ne kadar kolaylaşıyor işler logaritma ve logaritmik türev filan bilince. Ee, evet bugünkü dersimiz buraya kadar. Siz bunları güzelce çalışın. Ondan sonra e, yarın hem şeye başlayacağız işte 12-1-12-11-1-11-2-12-1-12-2 kaldı. Onları da işleyeceğiz. Bu arada da yine egzersizlere devam edeceğiz. Böylece e, dersimizi sonuna kadar şey yapacağız, götüreceğiz. Evet, e, sorunuz söyleyeceğiniz var mı? Peki. O zaman herkese iyi günler. E, burada kaydı durduruyorum.